Arkadaşlar ilk Sıla Dündar videom. Sıla Dündar! Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ay çok garip hissetti. Bugün sizlerle farklı ülkelerin içeceklerini deneyeceğiz. Yanımda Mert Eren Bülbül ve Hey Popper var. Biz zaten haftanın 3 günü bu koltuğa yan yana oturuyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Hop. Ortadaki benim. Ama ben bir şey diyeceğim, bana ben siz kendi videomda size böyle davranmıyordum yalnız. Ne yaptık? İlk önce bana seçtirecektin şehzadem. Ama attı direkt yani, yüzümüze fırlattı yine. Şimdi biz ülkelerin en popüler içeceklerini mi diyor, içeceklerini mi diyoruz? Evet. İçecek onlara, içecek. Evet canım benim. Meksika. İtalya. Bana Litvanya geldi, kesin kötü bir şey gelecek diye hissediyorum. Seninki Amerikan mı? Evet. Kokusu geldi zaten. Hiç seninki Nesquik. Benimki de Nesquik mi? Meksika'da bunu mu içiyorlarmış? Karteller mesela. Adam mafyasın, kartelsin mesela. Çikolata süt mü içiyor? Amerikan'dan İtalyan içeceği olduğunu ben şu an fark ettim. Ben İtalyan gibi söyle içinden. Americano. Nusret gibi. Americano. Nusret nasıl söylüyor? O Amerikan mı? Cappuccino diyor. Cappuccino. Arkadaşlar bana haşhaşlı süt geldi. Sen iç bakayım bunu bir. Size biraz haşhaşlı süt hakkında bilgi vermek isterim ama. Senin haşhaşlı süt hakkında bilgin mi var? Eskiden narkozu haşhaşlı sütle yapılıyorlarmış. Sen şimdi bunu içtiğin zaman birazcık narkoz etkisine mi yani gireceksin? Bu haşhaş değildir diye düşünüyorum. Bu sıcak çikolata falan değil mi? Nesquik'in dibinde kalan süt ya. Ben puan. Ben de puan veriyorum. Kaç üzerinden veriyorsun oğlum? Benim 10. 10 üzerinden. Evet 10. Ya sıradan bu. 10 üzerinden puan ben anneme veriyordum 10 üzerinden puan. Sen peki neden yan yazdın? Kime göre ya? Şöyle yazdın ya. Daha kolay okusun diye. Ben ya beğenmedim ya. Kaç verdin? 7. Ben 7 verdim. Sütü severim. Ben 1 verdim. Ama bir özelliği yok. Nefret ederim. Ama mesela şimdi şöyle bir sıkıntımız var. İtalya sana gelseydi sen 1 vermeyecektin. Evet. Şans abi. Buraya bir ağaç çizelim. Sen devam et. Bu sefer ben karacağım. Hayır karacağım. Bıraksın sonra... karsan ya bırak tamam, karsın. Tamam bıraktım sakin ol. Sonra Mert Eren... Kartları dağıttım. Senin artık ünlü etmiyor. Sor, yeter hadi. Ya bir şey söyleyeceğim. Sıla'nın kanalında Sefo söylemek yasak bilmiyor musun? Gerçekten yasak ya. Evet Ahmet yani. Bey sesini. Buyurun. Seçeyim konuksunuz ama. Çok teşekkür ederim şey sağ olun. Ortadan aldım. Abi nerede antin kunti şeyler var? Ben hep çekiyorum. Çin'de ne içiliyor acaba? Çok iyi bir şey gelecek yine miso suyu. Yine ben böcekli miso suyu bir şey falan çekersem içersem. Yengeç çorbası. Arkadaşlar İngiltere geldi bana. Çin. Benim de İsviçre. Bu kimin? Sıla'nın mı? İsviçre'de ne içiyorlar? Kan mı? Vampirler. İlk önce sen başla hadi bakalım. Hadi dene bakalım. Ben İngiliz çayımı deniyorum. Görüntüsü hiç çay gibi değil ama kokusu çay gibi bak. Gerçekten mi? Ben yemin ederim çay gibi. Aa. Çünkü çay var içinde gerizekalılar. Şunu hatırlıyorum lan. Nasıl kötü tabii? Mü? Abartma. Şekersiz olduğu için böyle olabilir. Ben kesin çok kötü abi. Ben şimdi verdiğim puanımı sana doğru fırlatıyorum bu zamanda. Çok da kötü değilmiş arkadaşlar. Bize de koklatır mısın? Harbi biz de bir koklayalım ya. Narlı gazoz. Şurup gibi kokuyor. Küçükken annemin zorla içirdiği şurup gibi sanki. Bu neydi şimdi ya? Bunun adı neydi? Kamboçya. Ha Kamboçya. Yani mantar. Olsun. Değil mi? Mantardı. Ben verdiğim puanı kimse gibi sıkıyor. Ben de koklayabilir miyim? Hamur kokar gibi oluyor. Şurada değişiyor arkaya gittiği ben zaman. Ben de bakayım. O kadar oğuluk bir şey yoktu. Farklı bir kokuydu. Ben ilk defa duydum. Bu ne? Mantar. Yemin ederim ki şurup bu. Tatsana. İğrenç. Tatsana. Oğlum bu Çinliler niye böyle? Ben bunu içmek istemiyorum. Kanka lütfen tadına bak ben ya benim bakalım için. Ama. Çiçek yemişim gibi oldu. Vallahi boğazımda çiçek kaydı. Evet arkadaşlar bu arada Kamboçya... O kadar da kötü değil arkadaşlar. İkisi de abartıyor. İkisi de abartıyor. Kurabiye kaynağı yeşil çayımızı da denemediyseniz daha önce denemeyi. Burada linki var. Sen yanlış ülkeleri seçiyorsun paşam. Yo bence iyi geldi bana. Yani size Kamboçya çayı gelseydi bence daha da değerli gözükebilirdi Kamboçya çayı. Sizi buradan tebrik ediyorum. Ne demek istiyorsun? Bunun ağzı zevki bozuk demek istedim. Yani sen içtin de suratının halini görmedin galiba. Ama... Allah'tan kraliyet ailesinden geliyorum da 5 çayım var. Ver abi puanını. O kadar ben veriyorum 3. Küçük 3. 6. Ben içine 2 veriyorum. Hadi yeni ülkeler. Kamboçya çayını hiç beğenmedim abi gitsin. Bu sefer karmaya marmaya izin verdim. Aptılar ya. Karma diye bir şey varsa o da şeyin şahı halinde. Ne? Yeter ya abi ya. Evet evet. Burhan'ın ana vatanı Hindistan geldi arkadaşlar. Beni çek, beni çek. Portekiz geldi. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim şu an. Gerçekten, gerçekten mi? Yani o elma da güzel bir tat vermiş. İçindeki portakal. Peki içindeki ne? Çay mı? Kış çayı diye geçer. Bu bayağı iyi. Ben bunu puanımı şimdiden veriyorum. Sıla sen de iç bakalım. Sıla ki ben gibi. Ne içiyorum ki? Arka çimen suyu içiyorsun. Vaa. Neden herkes bu kadar sevindi? İlek oldum ya. İç hadi arka çimen suyunu bakayım sen. Ben de koklayayım. Aa güzel kokuyor lan. Aa yalan lan bu elma suyu füstü lan bu. Elma suyuysa doğru söyle. Güzel mi?
Tadına bakabilir misin o? Bakabilirsin. Elma değil ya. İyi. Ya bu Japonlar, Çinler gözü çekik olan her şey kötü şeyler içiyorlar ya. Kötü abi, bunu niye içiyorsun? Wow! Bunu var ya, meyvuz yapacaksın bunu. Değil mi? O tadı meyvuz. O kadar kötü değil ama gereksiz bir içecek. Bu gerçekten bunun adı... Lassi. Lassi. Hadi ben bakalım. Ay çok kötü gözüküyor. Sıvısından aldın sadece şu an. Vanilya şurubundan aldın şu an. Alttan almadı. Alttan almadı. Niye abi arkadaşlar, ben ceza çekmiyorum bak. Ülkelerin içeriklerini değil. Bak zorundasın tamamen. Tartın. Çünkü altını içmiyorsun. Salep baba arabası altında diyor kız. Arabası vitamini altında. Kanka, fondip mi atayım? Bir kaşık mı altta? Karıştırayım o zaman. Pipet salep lan bu. Şöyle bir karıştır iyice. Hindistan'ın içeceğine bir sokalım bakalım pipeti. Pipo. Gidin be. Zaten karıştı. Ya ne yaptın şimdi ben söyleyeyim? Hindistan'la Japonya arasında bağ kurdum. Vallahi sulu salep. Ayranın yani. Nerede peki o zaman? Al tadına bak, vallahi kötü değil. Kötü olsa aptal aptal tepkiler veriyorum biliyor musun? Doğru diye aptal aptal tepkiler veriyorum. Evet abi. Vanilyadan da vanilya çok fazla geliyor. Baba niye bana döndü bu şimdi olay yine? Benim çiçeklerimi her gün veriyorum, farkında mısın? Her bir kere brüleğini denedik dememiştik mi? O kadar kötü değil ya. Oğlum salep ya. Yes. Soğuk sulu salep. Ayran yok ama. Hintliler ağzının tadını bilmiyor abi. Üç olamamış o. Yamuk üç işte. Hadi. Ben Ronaldo'nun aklımda. Sen artık yan yazmasan keşke. Portekiz 10 numara veriyorum. Oğlum 7 numara mı alırsın ya? Hak ediyor. Ronaldo'nun hatırına deyip gerçekten 10 mu verdin? Hayır, Ronaldo'nun hatırına dedim ama cidden içeceği çok güzeldi. Yamuk üç. Yok mu abi, ayran getirsene, ben bir Türkiye çekeyim şöyle, fondip ayran atayım şurada ya. Ne biliyorsun Türkiye ayran gelecek? Ayran gelmezse... Türk kahvesi de var. Of çok iyi olur, o da çok iyi olur. Çay da var. Bunun arkasını da kullanalım. Nasıl ben balay... kesin Fransa mı aldım ben, bu ne? Şimdi boku yedik. Burasından işte. Anlayabilir misin hangi ülke olduğunu? Ayranla yalan. Ha değil mi, vodka geliyor, dobruşka. Bir şey diyeceğim, cidden vodka gelmesi gerekiyor. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Arkadaşlar son öpme gibi bir huyu var, bir edit. Bayrak öpüyor. Aoo. Hadi mertele. O ne? Oha, o tarçın ne? Kız ulaşana kadar ölür zaten oraya. Bir koklasam giderim. Bu şey bir tane amcayla teyze tarçın şey yapıyor ya. Aha kahvem, ya pala bakamayacağım heyecanlanıp. Zaten köpüksüz olmuş. Kim yaptı bunu? Uçar abicim, doğrudur. Beğendin mi abi? Götün yiyorsa ondan aşağı. Abi zaten her gün içtiğimiz Türk kahvesi 10 üzerinden 11.5 veriyorum. Ben bunu koklarsam içeceğimi düşünüyorum. Arçilata da Valencia, iç bakalım. Nasıl benim aklım? Bu geçen hafta Fener'e geldi bu arada bu içecek. İkinci ligden geldik. Tadıyorum arkadaşlar. Arçilata da Valencia. Neydi Valencia? Ne bu? Ayranla tarçın gibi duruyor. Abi lezzetsiz insanlarsınız. Baba ne biliyorsun? Şeker abi, falan yok bunda. İspanyol olarak nasıl konuşuyorsun ya? Bu yani kusura bakmasınlar, çok kötü. Por favorsla. Oo. Oo. Bu top mop oynayamaz bunu. Bu neydi? Kıvas. Hiç beğenmedim. Bir şeye benziyor da ne bu? Harbi şalgama benziyor az bir şey. Ya. Ya bana bir tane güzel bir şey getirin. Allah rızası için. Abim de hiçbir şey beğenmiyor ama böyle al bak tadına bakayım. Bir şey söyleyeceğiz bu arada. Söyle. Biz getirmiyoruz bunu, sen seçiyorsun. Tamam işte bende. Gelen ülkenin güzel bir şeyini. Pancar kokuyor. Ya bok atmak için atıyor bazen bu Ahmet, sen biliyorsun İrem. Ya bu abini ne yapacağız biz Sıla? Oğlum bunların ikisi bir araya geldiği zaman hep bana saldırıyor. Niye ya? Sonra Ahmet ağlıyor oluyor. Beğenmedim. Ben de bakabilir miyim? İkinize bir şaka çekerim artık. Ben bunların ikisine bir şaka yapacağım. Aa buradan da açık açık. İkisine bir arada. Bizim bir şeyimiz vardı. 60 bin dakika sana... Yine 60 bin dakika ne yiyorum ben? Tabii canım, bir gün yönetme vardı. Hatta Yiğit planlayacaktı bunu. Evet, aldım ama sen gelinlik yiyecektin. Aldım 60 bin dakika. Bakalım çıktı şurada, aldı mı acaba? Almıştır. Yemin et. Bir saniye, ben puan vermeden önce falıma bakmam lazım. Por favor Sıla, bu puan verdin mi Allah rızası için ya? Kardeşim beğenmediysen bunu vereceğim tabii ki. Neyse halin çıksın falin. Bir saniye arkadaşlar. Puanım orada yazıyor da onu bekliyorum. Abi. Arkadaşlar o zaman hadi. Türk kahvesi puanı bakıyorum, falıma kaç gelmiş? 17.5. Bir puanına baksaydık. Bakıyorum, bana yol gözüküyor arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Ben Rusya'ya... Bir tane Y harfi var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yolum var. Mod diyorum. 6 yolum var. Tabii. Hangi açık mı bu yolda? Sen yolundasın ben. La ben yollu çıktım ya balda. 2 kişi kavga ediyor burada. Ha siktir ya. Ben anladım kim olduğunu ya. Rusya puanım 3. Ben 1 veriyorum. Beğenmedim. Cidden kavga mı ediyorlar ya? Belki bir şey tartışıyorlardır. Küçük olan eziliyor gibi. Küçük olan eziliyor. Boy olarak yani. Son turumuz mu?
Evet. Ooo havada kaptı. Bunu hep kayıtta yapmam böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Oğlum kim bilir bundan kesin geçiyor. Çok kötü bir şey içeceğim. Vatanıma milletime hayırlı olsun. Amerika'nın içeceğini de yemiyoruz. Bir yudum alıyorum Joja Jolam'dan. Ben tadıyorum o zaman. Su maymuncuklu çay mı? Ne bu? Çok güzel gözüküyor ama dibi. He, içinden çıkarıp birbirimize fırlatacağız sonunda. Su maymuncukları birbirine fırlatacağız. Kız o celibondan bir tane atsana ona da. Koksana bir tane. Böyle yap, ben ağzımı açayım. Normal. Gayet yapsızı güzel. Böyle. Şeye benziyor. Maydanoz suyuna benziyor. Ay ne alaka? Ya hayatta kaç kere ya, maydanoz suyu içti diye biri sorabilir mi çocuğa? Bir tat bir alakası yok abi. Ya. Ya bak çok kaç kere yemiş tamam, ya. Tamam hayır yapmış olabilirsin ben de biliyorum tadında alakası yok. Ama hiç benzemiyor ya. Arkadaşlar gördünüz kızla nasıl bağırdı. Ana kız bir durun başından beri ağzıma suçuyor benim ya. Ne dedim? Hiçbir şey demene gerek yok tavırların yeterli tamam mı? Adamı alacak mısın hep? Alacağım. Benimkinin adı ne? Maydanoz suyuna benziyor mu? Hayır limonataya benziyor. Benimkinin adı ne? Kış çayı. Baharat çayı. Bu Winter Stark çayı. Bir şeyi beğen artık. Bir tadı yok ya. Arkadaşlar Sıla ilkokuldan mezun olamadığı için 9'u böyle sanıyor. Tamam söyledin işte puanımı söyledin şu anda. Olsun boş ver 9'u böyle altın sandığın daha komik. Altın niye kapatıyorsun o zaman? Sıla liseden geçen ay falan mezun. Doğru söylüyor. Harbi mi kız? Hı-hı. Lise terk. Ya bir tadı yok bunun ya. Bunları niye içiyorlar ki? Glock. Glock mu? Eylül'deyiz değil mi biz? Ana 6 Ekim benim doğum günü. Duyurulur. Arkadaşlar 6 Ekim Ahmet. Doğum günümde lan... Ana! Yani doğum gününde tabii. Sanki yeri keşfetmiş gibi davranma içeri. Oğlum yeri keşfetmiş gibi davranma. Evet, aklıma gelmedi. Aklıma gelmedi. Aklıma gelmedi. He ilk sen çektin diyemiyorsun. Aynen abi. Hadi puanımızı verelim. Ya aklınıza geldi puan vermek ya. Şükür anasını satayım. Ben deminden beri sen yazmamışsın. Ha. Ben kaç vereceğim şimdi? Ben rezil olmuş. Şöyle yapıyorum. Çok zor bunu kaç vereceğimi bilmiyorum. Yiyecek evet yiyecek. Arkadaşlar kardeşimle birbirimizi daha çok tanıyoruz videosunda hoş geldiniz. Ben 7 diyorum Sıla'nın yaşına. Yeter. 2 çıktı anladın ya. Yeter artık yeter. Yaşımı dalga geçme. Ben senin yaşlılığına dalga geçiyor muyum? Ha? Geçemezsin çünkü benden yaşlıları var ama senden küçükleri yok. Güzel bir bahsediyor. Taneyim yani işte. Oo minik o. Bir taneyim diyor. Bildiğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı. Bildirimleri açmayın yani. Ding dong. Yorum atmayı sakın unutmayın. Ben sana bir heyecandan selamlar. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bye bye. Kalbi benim. Bu sevmiyoruz. Lah bir lah benim. Şu bilet gerçek olup olsun ben bana sıkacağım. Bana sıkacağım diyor. Bu bir kan davası değil mi benden sonra? Bülbüller dündür bana... Dündür. Bülbüller dündürlerine bir savaş açmışlar. He. Hanemi Alperen Bülbül. Sana ne diyeceğim? Babam senin doğum günü kutlayacak numaranı istedi benden de vermeyi unuttum ya. Aa, sen daha dündarlara savaş aç. Buradan babasına teşekkür ediyorum. Tuncay Bey. Tuncay Dündar'a benim doğum günü kutlayacak. Buradan Uğur Dündar'a çok teşekkür ediyorum doğum günü. O da ülkemizi savunduğu güzel habercilik seçimlerinde.